Merhaba, Duygu Toprak'la birlikte gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 40. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün Türkiye çapında kıyıların ticarileştirilmesine ve işgal edilmesine karşı mücadele eden hak aktivistlerinin kurduğu Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı Kıyı'da eş sözcülerini ağırlıyoruz. Ben her zaman yaptığımız gibi hemen konuklarımızı tanıtayım. Ardından sorularımızda onların çalışmalarını dinleyelim. Sedat Yağcıoğlu, psikolog, ekoloji eylemcisi ve kıyı savunucusu. Yeryüzünü müşterek olarak görür ve insan üstün olmayan bir arada yaşamanın kurulması için mücadelesini sürdürür. Muğla genelinde, Datça özelinde, ekoloji ve kıyı mücadelesinde de aktif rol alıyor. Şezlongsuz Datça inisiyatifi gönüllüsü. Kıyıda eş sözcülerinden biri olarak da kıyı mücadelesinin Türkiye kamuoyunda daha güçlü ses bulması ve kıyı politikalarının oluşturulması konularında mücadele etmeye devam ediyor. Derya Tolgay, tasarımcı ve radyo programcısı. Hatta şu an bize bağlantısının hemen ardından da Açık Radyo'da kendi programını gerçekleştirecek. Arka fonda görebilirsiniz. 8 yıldır Dünya Mirası Adalar programını hazırlıyor Açık Radyo için. Ve adaların UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için çalışan Dünya Mirası Adalar girişimi kurucu üyesi. Yeşil Gazete'de ekoloji, kültürel peyzaj üzerine yazılar yazıyor. Adaların ekolojisi, tarihi, önemli yapıları üzerine rotalar hazırladı ve paneller ve atölye çalışmaları yürüttü. Ada Rüzgarı kitabında bir öyküsü ve Adaların İnsanları kitabında kendisine ayrılan bir bölüm bulunuyor. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Ben zamanımızın bugün ayrıca kısıtlı olduğunun farkındayım. Dolayısıyla hemen sözü Duygu'ya bırakıyorum. Duygu, söz sende. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Yakın zamandaki bir gelişmeden hemen bahsederek başlayalım isteriz. Yunanistan Kıyı Hareketleri ile birlikte Hrant Dink 2024 Işıklar Arasında yer aldığınız için tebrik etmek isteriz. Kıyılar hepimizin ortak yaşam alanıdır diyorsunuz en temelde, en özelde. Çeşitli dernek, platform, siyasi parti, kitle örgütlerinden oluşan bir ağınız var. Bunu kurmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü bu kadar çok bileşeni olan bir yapının kendine özgü dinamikleri var ve hani bunları nasıl çalışmalarınıza entegre etmeyi düşündüğünüzü merak ederek başlayalım. Ben başlayayım mı Derya istersen? Öyle yapalım. Ben de öyle Yapalım. söyleyecektim. Çünkü kurulma aşamasındaki başlangıç tarihine bakarsak bunun Sedat'ın söz alması gerekiyor. Ama ben kısacık bir teşekkürle başlamak istiyorum sizlere. Yani biz sahada neler yaparsak yapalım aktivistler. Sonuçta bunun bir diğer uzantısı bu yaptıklarımızın da duyulur, görülür ve destekleniyor olması gerekiyor. Haliyle basının ve sizlerin katkıları bizim için çok çok kıymetli. Ancak bu şekilde büyüyebiliyoruz. Biz gelecek nesiller için sözlerimizi koyuyoruz. İklim krizini önceleyerek ve tamamıyla yani iklim krizi esasında artık onların geleceği üzerine. Dolayısıyla da çok çok teşekkür ediyorum ben. Hepimiz bütün kıyıda adına. Derya hepimiz adına zemini paylaşmış oldu. Ben de teşekkür edeyim ama yine de çok kısaca hem medyaskop hem mekan ve insan hem de ortaklaşa mekanla ve tüm izleyicilerine merhaba demiş olalım. Aynı zamanda dinleyicilerine. Gerçekten aslında sahada olmak, sokakta olmak, bizim için kıyıda olmak, bir mücadele alanının içinde olmak çok temelde bunun bir kamuoyu yaratabilmesiyle sürdürülebilir bir durum. Bu bağlamda basın emekçileriyle birlikte aslında bu mücadeleyi bir yerde ortaklaştırıyoruz diye görüyorum ben hep. Yani aslında bugün konuk değiliz. Sizler de bir anlamıyla bu kıyı mücadelesinin, ekoloji mücadelesinin bir yerinde duruyorsunuz gibi değerlendiriyorum. Her basınla bir arada olduğumuzda bunu söylemeye gayret ediyoruz. Şöyle anlatalım kısaca, kıyı hareketleri dayanışma ağı fikri nasıl oluştu? Nasıl bu aşamaya geldi? Çünkü biraz da bugününde neler yaptık, neler yapacağız üzerine de konuşacağız galiba. Bir miktar onları da paylaşmakta fayda var. O yüzden biraz tarihselliğine bakmak anlamlı olabilir. Çünkü kendine özgün diyebileceğimiz aslında oluşumunda önemli öğeler var. Şöyle değerlendirelim. Çünkü bu yaz özellikle kıyı hareketleri dayanışma ağının da etkisiyle biraz kıyılardaki mücadele çok görünür.
kamuoyunun da gündeminde. Yunanistan'daki gelişmeler, sanırım onu da ele alabiliriz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu konuda tırnak içinde ürettiği bir proje var. Ve bütün bunlarla birlikte çok gündemde oldu ama aslında geçen yaz, yani 2023 yazı düzenli kıyı hareketlerinin Türkiye'de ve komşu ülkelerde, Yunanistan'ı çok duyuyoruz örneğin ama İtalya, İspanya'da da benzer mücadeleler var. Dolayısıyla çok yükseldiği bir yaz oldu ve hepimiz farklı kıyılarda hem kıyıların işgal edilmesine karşı, ticarileştirilmesine karşı ama hem de Duygu Hanım çok teşekkürler, başta ifade ettiniz, bugün onu da açmaya fırsatımız olursa çok iyi olacak diye düşünüyorum. Hem de kıyılara yönelik ekolojik yıkım, kıyıların ekolojik tahribatı, talanına karşı da bir mücadele yürütüyoruz aslında. Dolayısıyla bu yerel mücadeleler yükseldiğinde geçen yaz Jezonsuz Datça inisiyatifi olarak forumda şöyle bir karar geliştirdik. Dedik ki neden bir araya gelmiyoruz? Farklı kıyı hareketlerini Datça'ya davet edelim. Datça'da geniş bir forum düzenleyelim. Biz bunu organize edebiliriz. Ve nihayetinde 30 Eylül 2023'te Kıyı Hareketleri Buluşuyor adıyla Datça'da bir forum gerçekleştirdik. Pek çok kıyı hareketinden dostlarımız bizzat katıldılar. Katılamayan dostlarımız metinleriyle dayanışmalarını ilettiler. Bu arada kıyı hareketleri olarak mücadelemiz ne durumda? Bundan sonra neler yapabiliriz ve nasıl bir arada olabiliriz? Tartıştık yaklaşık 2,5 saat boyunca ve somut tek bir karar çıktı. Bir araya gelmeliyiz ve mücadeleyi bundan sonra birlikte sürdürmeliyiz. Bunun üzerine o yapılardan temsilciler olarak uzun uzun toplantılar yapmaya başladık. Nasıl bir aradalık olabilir? Nasıl bir modelle bir araya gelebiliriz? Malum bir taraftan birleşmek, güçlenmek her mücadele için olmazsa olmaz. Ama bir taraftan da bunu uygun bir modelle yapmadığınızda farklı zorluklar da süreç içinde yaşanabiliyor. Ve dolayısıyla şöyle bir fikir geliştirdik hep birlikte. Bunu bir platform gibi daha bürokratik ve alt bileşen örgütlerin platform tırnak içinde yönetimine, yürütmesine bağlı olduğu bir yapılanma yerine daha esnek, çünkü yerellerimizin verdiği mücadelelerde çok özgün dinamikleri de var. Dolayısıyla bu yerelleri biraz daha özgür bırakan bir ağ kuralım. Ve bu ağdaki temel motivasyonumuz da dayanışma olsun. Üzerine fikirlerimiz yoğunlaştı ve son tarihte toplantılarımızla birlikte malumunuz hatırlatalım. Bu sene 18 Mayıs'ta 17 ayrı kıyıda eş zamanlı yaptığımız basın açıklamalarla kıyı hareketleri dayanışmalarını kurmuş olduk. Şimdilik burada noktalayayım isterseniz, devam ederiz. Derya, siz söz almak istiyorsunuz sanırım. Buyurun. Tabii ben de bir iki bir şey söylemek isterim. Yani verilen mücadelelerin sosyopsikolojik temelleri var. Yerelde ve küresel ölçekte bakmak gerekiyor buna. Farklı bölgeleri, farklı sorunları var ve bütün bunlar sonrasında da ortak sorunlarımız var. İşte bu ortak sorunlarımızda o güzel, iyi dili inşa edebilirsek, ki biz buna gayret ediyoruz. Çünkü bir taraftan da bir dille de ilerliyor bu dayanışma. Bunu ekleyebilirim bu sorunuza sanırım. Çok teşekkür ederiz. Ben bir sonraki soruyla devam ederken zaten aslında Sedat'ın başladığı açmayı da beklediğine emin olduğum bir soru bu. Bu hani kıyılara ve kıyıları kamuya kapatan ticari faaliyetlere karşı duruşunuzda aslında çok önemli bir hassas nokta daha var. Sadece canlılar değil, aynı zamanda cansızların da ortak alanı olarak görüyor ve buna da vurgu yapıyorsunuz. Şimdi tam bu anlamda erişim ve kullanım hakkını insana ya da insanla sınırlandırmayan bu bakış açısını birazcık detaylandırmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Buyurun. David Harvey'in Asi Şehirler kitabından küçük bir alıntıyla hepimiz tekrar hatırlayalım istiyorum. Nasıl bir şehir istediğiniz sorusu, nasıl kimseler olmak istediğiniz ve ne gibi toplumsal ilişkiler arayış içinde olduğumuz, doğayla nasıl bir ilişkiye değer verdiğimiz ve yani ne tür bir yaşam tarzı arzuladığımız, hangi estetik değerlere sahip olduğumuz
sorularından ayrı düşünülemez diyor. Buradan ben de bu sorunuza daha örnek bir cevap olarak bizim adalardan gösterebilirim. Adaların, Prens Adaların etrafı deniz çayırlarıyla çevrilidir ve bazı bölgelerinde o kadar yoğun bu deniz çayırlarını görürsünüz ki bildiğiniz gibi Marmara'nın nefes alması, can çekişen hele Marmara'nın nefes alması buna bağlı, tamamen oksijeni en çok üreten ekosistemin canlıları onlar. Ve bazı yerlerde de burada insanların dahi denize girmemesi gerekiyor. Ortak alan derken böyle bir ortaklıktan bahsediyorum. Bir diğer örneği mesela Yassı Ada için verebilirim size. Yassı Ada'nın inşası sırasında bütün Yassı Ada'nın deniz alt kısmına yani yüzlerce, binlerce senede gelip Akdeniz'den tutunarak oluşmuş bir mercan kolonisi var. Ve bu koloninin hepsi hemen hemen öldü. Bütün bu inşaatlar yapılırken molozlar şehre bile taşınmadan buradan aşağıya boca edildi. Ve biz bugün can çekişen bir Marmara'dan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra derin deşarjlarla, kıyıların tamamen dönüştürülmesi, betonla, tüm canlılığı zaten ne balıkların yumurtlamasına izin veriyoruz, ne yosunların kendini tekrar kıyıya atarak dönüşümüne izin veriyoruz. Ve bu şekilde biz doğayı hasta ettiğimiz gibi kendimizi de eşlik eden süreçte işte pandemiyi yaşadık. Müsilajla yan yana geldi. Çok şey anlattı, çığlık attı ama biz ne kadar buradan ders alıp ilerliyoruz. Burası gerçekten bazen tırnak içinde ümitsizliğe dahi götürüyor. Ben şimdi buradan sözü bırakayım isterseniz Sedat'a, o eklemelerini yapar. Derya, teşekkürler. Aslında az şey kaldı ama belki bir noktayı vurgulamak önemli olabilir. Burada aslında mücadele ettiğimiz temel sorunlardan birisi de tahakküm ilişkisi. Öncelikle türler arası, sonra türlerin tür kabul etmedikleri, yani canlıların cansızlara karşı bir tahakküm ilişkisinden bahsediyoruz. Yani mesela Derya gerçekten denizlerdeki canlı yaşamı ile ilgili çok somut örnekler verdi. Cansız yaşam nedir? Ben de yaşadığım yer üzerinden, Datça üzerinden örnek vereyim. Tam da Şezlong'suz Datça inisiyatifinin oluşmasına neden olan, neredeyse Datça'da kalan son serbest girilebilir kıyılardan birisine, işte önce ahşap platformlar, çünkü hemen arka tarafında yeni bir otel işletmesi hizmete giriyordu. Ve sonra gittikçe ilerleyen bir işgal ve aslında işgalle birlikte daha önemli bir sorun, hem kıyı hem otelin yapıldığı yer arkeolojik sit alanı. Çünkü yan yana oradan başlayarak Datça'da Burgaz bölgesi, eski adıyla Palayya Kinidos dediğimiz, dört ayrı limandan oluşan bir yer. Çünkü önemli bir ticaret merkezi zamanında ve dolayısıyla aslında verdiğimiz kıyı mücadelesi bir anlamıyla yer yer muhafazakar butona kaçıyoruz ama koruma mücadelesi bir bağlamında. Ve bu koruma, Derya çok güzel bir örnek verdi, yeri geldiğinde insanı eşitleyen bir yerden geri çekilmesi talebini de içeren bir koruma. Oradaki canlı ve cansız yaşam varlığını bir bütün olarak aslında sürdürülebilirliğini korumayı temel almak için yer yer insanın kirletici etkisini de dahil etmek üzere bütün oradaki ekolojik yıkımı, tarihi yıkımı ortadan kaldıracak önlemleri almak gerekiyor aslında. Dolayısıyla çok temel vurgumuz kıyı hareketleri dayanışma ağında da iki temel ilkemiz var. İki temel ilkeyi konuşmuş olduk bugün aslında. Bir tanesi kesinlikle ekolojik perspektifle bakıyor oluşumuz. Yani bunun vazgeçilmez olduğunu hemen hemen her toplantıda dile getiriyoruz. İnsanlar denize girebilsin hareketi değil kıyı hareketleri dayanışmalı. Bu dahil ama bu bir parçası sadece. Çünkü baktığımızda pek çok zaman konu bu boyutuyla tartışılıyor. Biraz daha popüler bir etki alanı var çünkü de oradan insanlara ulaşılabiliyor. Bunun da bir kamusal hak olduğunu kabul ediyoruz ve bunun da bir insan hakkı temelli mücadele olduğunu değerlendirerek biz de bir parçamızda bunu tutuyoruz ama kıyılardaki yıkım bundan çok daha büyük maalesef. Dolayısıyla bir bütün olarak kıyılardaki var olma halini korumaya çalışıyoruz, canlı ya da cansız.
Çok teşekkürler. Yani zaten bakıldığında hareketinize bu iki vurgu da gerçekten açık bir şekilde kendini gösteriyor. Bir yandan da hoş bir, yani genel çerçeve şöyle dersek, yani çevre hareketi diye çok geniş bir yerden bakarsak, hani burada bu tabiri caizse kanalın güç kazanıyor olması, yani bizi ayrı bir parça olarak, bizi ayrı bir parça olarak görüp bizim tahakküm yaptığımızı kabul etmeyen bir anlayıştansa, bunun güçleniyor olması da işte az önce Derya sizin söylediğiniz gibi o ümitsizlikten belki işte birazcık çekebiliyor. Yine Derya sizin söylediğiniz farklı bölgelerin farklı sorunları, ihtiyaçları üzerinden biraz daha kıyıda hareketini dilerseniz nasıl mekanizmalarla faaliyetlerini yürüttüğünden bahsedebiliriz. Çünkü coğrafya açıdan oldukça yaygın. Duyurunuz sanırım 17-18 ilde yapılan bir basın toplantısıyla, yani Datça'dan Van'a kadar giden, hani kıyı olan belki de her yerde bir bileşeniniz var. Birazcık hani Sedat başta bahsetti ama biraz daha açabilir miyiz acaba? Bu denli yaygın bir hareket ne gibi mekanizmalarla işler? Ya yerel savunuculukta farklı coğrafyalardan, yani coğrafyaların benzerlikleri ve farklılıkları var dedik ya, yani buradan birbirimizden de esasında çok şey öğreniyoruz. Bu hem bizi güçlendiriyor, hem bilgilendiriyor, hem de daha geniş bir ağ kurmamızı sağlıyor. Yani bir taraftan zorlukları var, çok büyük bir ağ gibi gözüküyor ama ben özellikle şunu eklemek istiyorum. Sürdürebilmek, yani bu ödül çok güzel bir şey. Verilmesinin nedeni ışık olma umudu var. Şimdi bir umudu devam ettirmek esas zordur ya, bir şeyi devam ettirmek, sürdürmek. Bunun için de bazı çalışma prensiplerimiz var. İşte mümkün olduğunca her perşembe birleşip bir Zoom toplantısı yapıyoruz. Neler yapabiliriz? Durum nedir? O süreç içerisinde tüm Türkiye'de olan kıyı hareketleri ve benzeri ekolojik olayları konuşuyoruz. Ben kendi fikrimi burada söyleyebilirim. Çok önemsediğim bir şey olduğu için gruptan çıkan bu kararı da çok beğeniyorum. Siyasi partilerin, herkesin bir kimliği var. Herkes o şapkayı dışarıda bırakarak geliyor. Hatta WhatsApp grubumuzda şöyle bir karar bile alındı. Siyasi partilerin herhangi bir duyurusunu vesairesini paylaşmıyoruz. Çünkü günümüzün sosyal medyasında istemediğimiz kadar çok şeye ulaşabiliyoruz. Haberdar olmak istediğimiz oluyoruz. Ama bu tür şeyler dahi bazen kelimelerin yanlış kurulmasıyla boşa bir efor ve çatışma ortamı yaratıyor. Oysa buradan tamamen eylemlere, yapılacak işlere, iyilikler üzerinden birlikte nelere yapabiliriz de odaklandığımızda bu efor daha yapıcı bir yere gidiyor. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü sivil inisiyatiflerin Türkiye'de çok güçlenmesi lazım. Geldiği süreç son derece engebeli, çelme takıcı bazı sivil inisiyatiflerin içine nasıl, ne şekilde girildi, neye dönüştürüldü. Bu tabii tecrübelerimiz var şükürler olsun ve bunları hep birlikte bu mecrada daha iyi bir yolda devam ettirme çabamız var. Güzel bir sıralama oldu. Benden önce Derya'nın konuşuyor olması gerçekten alanımı çok rahatlatıyor. Peki ben de sadece tekrar etmeyeyim, birkaç şey ekleyeyim. Çok doğru bir yerden aslında sonlandırdı Derya. Temel olarak bence tüm dünyada yaşıyoruz bunu ama Türkiye'de biraz daha girift yaşıyoruz. Türkiye'nin siyasal tarihine baktığımızda toplumsal mücadelelerle siyasal mücadelelerin aslında farklı eylem pratikleri, farklı işleyiş pratikleri, farklı örgütlenme pratikleri var. Yer yer bunları bir araya getirmek gerekiyor. Hatta mümkün demeyeceğim, gerekiyor da toplumsal ve siyasalı buluşturmak gerekiyor. Yani Derya biraz önce siyasi partilerin doğrudan dahiliyeti üzerine aldığımız kararı paylaştığında, ama biz kıyıda olarak şunu söylemiyoruz. Siyaset üstü değiliz.
bizatihi siyaset yapıyoruz. Bunun farkındayız. Karşımızda bir sermaye var örneğin. Karşımızda belli kamu kurumları var. Ve bunlara karşı mücadele ettiğimizin farkındayız. Ama bunu farklı siyasi akımlar, siyasetlerle birbirine geçirgen şekilde yürüttüğümüzde aslında Derya'nın vurguladığı şekliyle sivil hareket ve sivil hareketin kendi özerk, özgün, esnek ve daha hızlı hareket edebilme kapasiteleri açısından da belli zorlanmalar yaşamaya dair pek çok deneyimimiz var Derya'nın da ifade ettiği gibi. Dolayısıyla kıyıda da bunu oluşturuyor olmamız güçlü bir birliktelik, güçlü bir aradalık duygusunu yaratması açısından kıymetli diye değerlendiriyorum. Evet, Duygu'nun sorduğu gibi farklı yerlerde, farklı coğrafyalardan bir araya gelmek bir bağlamıyla fiziksellik açısından düşünürseniz zorluk yaratır gibi görünmekle birlikte yine Derya söyledi. Aslında inanılmaz bir deneyim aktarımı ve bu deneyimin sonucunda karşılıklı öğrenme dinamizmi yaratıyor diye düşünüyorum. Burada yaptığımız şey basit. Baştan oturup belli ilkelere karar verip bir yapı kurmadık. Eğleyerek devam ediyoruz. Hala toplantılarımızda belli ilkesellikleri, yeni karşımıza çıkan gündemleri birlikte tartışıyoruz. Şunu eklemekte fayda var. Doğrudan demokrasinin temel ilkemiz olduğu kabulümüz var. Oylama yapmıyoruz. Herhangi bir itiraz olduğu durumda çoğunluğun tahakkümü yerine o itirazı dinlemek ve karşılıklı ikna sürecini oluşturmaya çabalıyoruz. Evet, bu süreçler biraz zorlayıcı olabilir, biraz zaman alıcı olabilir ama sanırım sokaktaki, kıyıdaki mücadelenin kazanıma ulaşması bu mücadelenin yöntemsel olarak ne kadar demokratik olabileceğiyle alakalı. Dolayısıyla mümkün olduğunca doğrudan demokrasi çerçevesinde ilerliyoruz. Bütün toplantılarımız, örneğin bileşen yapılarımızın 19 bileşeni var şu an. Kıyı hareketleri dayanışma ağının ve aslında buradan bunu söylemekle iyi bir şey yapar mıyım Derya bilmiyorum ama bileşenleri aldık kapattık durumunda değiliz. Bir yeni bir sistem oluşturmak istiyoruz ve bundan sonra da katılım taleplerini nasıl değerlendirelim üzerine birkaç haftadır da bunu görüşüyoruz. Çünkü bizim amacımız aslında olabildiğince çok olmak. Her kıyı, onu da yeri gelmişken vurgulayalım isterseniz, yine popüler bir algıyla deniz kıyısı algılanıyor hemen ama göl, akarsu kıyıları dahil olmak üzere aslında bütün kıyılar üzerinden mücadele ettiğimizi de vurgulayalım. Ve burada bir anlamıyla çoğalmak tabii ki istiyoruz ama bu çoğalma ilkesel bir çoğalma, ilke çerçevemiz ve perspektifimiz doğrultusunda bir çoğalma. Bunu şunun için vurguladım, bununla tamamlayayım. Yani aslında yaptığımız şey basit. Hem yereller arasında bir dayanışma ağıysa bu, bir yerelde önemli bir durum varsa hemen kıyı hareketleri dayanışma ağı olarak o yereli güçlendirecek neler yapabiliriz üzerine bir tartışma yürütmek. Bir diğeri de yine bahsederiz diye düşünüyorum. Peki Türkiye sattığında neler yapmaya ihtiyacımız var? Derya söyledi, yerellerin özgün dinamikleri nedeniyle farklı mücadele biçimleri gerekebiliyor. Ama bununla birlikte aslında tüm Türkiye'de bu konuya dair yapmamız gereken şeyler var. Örneğin işte mevzuatta durum nedir? Politikalarda durum nedir? Biz nasıl bir kıyı politikasını savunuyoruz ve bunun için neler yapmayı planlıyoruz gibi konuları konuşabilmek için zaten bir arada olmaya ihtiyacımız var. Şu ana kadar izlediğimiz yol hepimizi hala güçlendirmeye devam eden bir yol. Genelde özellikle kıyı hareketlerini ve çoğu ekoloji hareketini bir biçimiyle incelediğimizde şunu fark ederiz. Eylemden doğar. Hiç kimse çünkü şunu bilmez. Yani işte bir herhangi bir yaşam alanına sermayenin herhangi bir gerekçeyle el koyacağı önceden bilinebilir bir şey değil. Çat diye karşımıza bir chat süreci çıkar ve oradaki köylüler ayağa kalkar örneğin. Dolayısıyla eylemden doğan birlikteliklerdir bunlar. Bunun kıyı hareketleri dayanışma ağına da şöyle olumlu bir güçlendirici etkisi oluyor. Sürekli kendini dinamik tutması gereken, sürekli öğrenmeye açık bir esneklikte olması gereken bir yapı. Belli zorlukları olabilir ama bunun öyle ifade edeyim tadını aslında birlikte almaya başladığımızda sürekli renkli bir eylemlilikle, renkli bir hareketle oluşturmak ve mücadeleyi böyle sürdürmek mümkün.
Aslında PR hareketleri dayanışma ağının bir araya geliş biçimi de bütün bunlara imkan veriyor diye düşünüyorum. Ben sizin açtığınız yerden devam etmek istiyorum. Şimdi hem Duygu hem ben şehir plancısıyız ve biz zaten şehir plancısı olarak hani kamu yararı gözeten bir meslek alanında lisans eğitimimizi aldık ve bizim de şehir planlamaya giriş bir ve imar hukuku gibi derslerde mimarların da aldığı bir şey bu tabii. Aslında kıyı kanununu öğreniyoruz ve biliyoruz ki kıyıların korunması ve kıyılara serbest erişim aslında kanunlarla güvence altına alınmış. Ve bununla ilgili yasal düzenlemeler var. Fakat pratikte bu böyle değil. Dolayısıyla tam da bu noktada sizin tüm bu çalışmalarınızın ve savunuculuğunuzun arkasında tabii yasal düzenlemelere dair ne gibi talepleriniz var ve uygulamadaki engeller nedir diyerek sorumuzu size yöneltelim. Buyurun. Şimdi muazzam bir coğrafyada yaşıyoruz. Üç tarafı deniz ve dünyanın en güzel yerlerinden biri. Hem iklimsel hem doğa açısından ve inanılmaz güzel kıyılarımız var. Ama gerçekten biz yaşayanlar oraya ulaşamıyoruz. Yani sudan geldik varlığımız ve bu şekilde oluşmuş evrimsel olarak biz suya erişemiyoruz. Bu suya erişememe hissi ben yani gerçekten kendimde ve etrafımda gördüğümden psikolojik olarak da rahatsızlık ve kızgınlık da yara getiriyor bir taraftan. İsyan da getiriyor. Bu kadar da olmaz dediğimiz bir süreç. Bu böyle tırmana tırmana gerçekten gidiyor. Ben yine yerelden yani dört tarafı deniz olan adadan bir örnek vereceğim size. Örneğin Heybeli Ada'nın dört bir tarafı çitle kaplı. Hiçbir yerinden denize ulaşılamıyor. Hani derseniz açık hava hapishanesi. Evet, Heybeli Ada bir açık hava hapishanesidir. Diğer adalar için de bunu söyleyebiliriz. Büyükada keza zaten yani hiç ulaşacağınız bir yer yok. Tamamen sermayenin, kurumların ve o kadar çok kurum var ki burada. Bakıyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var. Bakıyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığı var. Hani kıyıda ne işi var diyorsunuz ama öyle yani. Diğer tarafta askeriye var, belediye var ve her birinin birbiriyle ilişkisi son derece kısıtlı. Yani burada bir niyet eksikliği var. Kıyıları halka kazandırmak veya kıyıları hepimize açmak değil de herkes nereye olursa orayı kendine bir kazanç geçirecek şekilde planlayıp ve yani böyle bir koparıyorlar parça parça. Ve şu anda biz program yaparken adanın belli kıyılarına beton dökülüyor. Falezleri tıraşlanıyor. Yani şu anda yapılıyor bir fiil. Ben bunu ada üzerinden veriyorum ama yani Türkiye'nin tüm kıyılarında şu an zaten onlar yapılıyor. Yani biz konuşurken kim bilir ne kadar çok ekosistemin o doğal kıyıları, binlerce senede oluşmuş o küçük koyları, çakılları yok ediliyor. Ve burada bütün bu mesela verdiğim kurumlar hepsi yetkili. Ama günün sonunda bu yetkilerini kullanmak yerine adeta top çeviriyorlar. Biz sivil toplum olarak baskı yapıyoruz, davalar açılıyor, eylemler oluyor. Ama onlar böyle birbirinin üzerine atarak top çevirmekle meşgul. Birazdan herhalde Sedat daha iyi açıklar. Çünkü grupta hukukçu arkadaşlarımız var. Onların da çok kıymetli bilgileri var. Yani siz bir şeye dava açarken oraya başka bir yönetmelik koyuyorlar o kanunun altına. O üstüne geliyor falan. Ama yani çok net kıyı kanunu diyor ki ilk 50 metre, ikinci 50 metre bizimdir, sizindir, hepimizindir diyor yani. Bu kadar net. Bunun altı biraz hikaye. Ben de bu şekilde sözümü bitireyim. Sedat, sesiniz kapalı kaldı. Kusura bakmayın lütfen. Girişte zaten ifade ettiniz. Anayasa 43. madde, kıyı kanunu 5. 6. maddeler çok açık.
en temelde şunu söylüyor. Bunu berrak bir şekilde söylemeye devam edelim. Çünkü orada mevzuatta güvence altına alınmış görünse de uygulamalar tamamen zıttında olduğu için neredeyse insanlarda da bunun böyle olmadığına dair bir fikir yerleşmiş. Birincisi şunu biliyoruz. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. İkincisi de şunu biliyoruz. Ek olarak hem anayasa hem kıyı kanunu birbirini besliyor aslında ve kıyıları kullanımda kamu yararı zorunludur, önceliklidir. Değil mi? Şimdi bunları birleştirdiğimizde ne anlama geliyor? Açık bir anlamı var. Kıyılar özel mülk konusu yapılamaz. Kıyılar mülkleştirilemez, özel mülkleştirilemez. Yani kıyıları kiralayamazsınız. Kıyılarda herhangi bir yapı yapamazsınız. Tabii Derya'nın söylediği gibi yönetmeliklerle ne yapı sayılır ne sayılmaz üzerinden oyunlarla elbette yapı görünümlü olmayan ama çelik konstrüksiyonlu üzeri giydirilmiş pek çok yapının kıyılarda olduğunu biliyoruz örneğin. Ki bunun daha ağır ihlalleri de söz konusu. Dolayısıyla aslında mevzuata baktığımızda şöyle bir güvencemiz var. Kıyılar hepimizin. Biz Kıyı Hareketleri Dayanışma olarak bu sloganı kullanıyoruz. Yeri gelmişken onu da yine düzeltmeye çalışalım. Çok yaygın bir slogan kıyılar halkındır. Bir anlamıyla ne denmek istediğini biliyoruz tabii ki. Ama biraz önce konuştuğumuz perspektifle baktığımızda kıyıları insana ait bir yerden okuyor ve tanımlıyor kıyılar halkındır sloganı. Onun yerine biz diyoruz ki kıyılar hepimiz bir bütün olarak. Dolayısıyla anayasaya ve kıyı kanununa baktığımızda da bunun zeminini zaten bize veriyor. Yine 6. madde kıyı kanunu 6. madde çok açık. Biraz önce Derya'nın söylediği çitleme örnekleri. Kıyının ekolojik doğal yapısını bozan hiçbir araç, gereç ve inşai faaliyette bulunamazsınız kıyılarda. Değil mi? Ama hepimizin malumu böyle değil. O zaman ne? Biz de bu soruyu sorarak Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı olarak da 18 Ağustos'taki eylemlerimize doğru. Aslında anayasa ve kıyı kanunu temel olarak uygulanabilir düzeyde olsa ki artık anayasa başta olmak üzere hukukta, adalette nerede olduğumuz çok açık. Dolayısıyla temel hükümlerinin bile uygulanmadığı bir anayasa sürecindeyiz. Dolayısıyla konu kıyılara geldiğinde de buradan nasibini alıyor elbette. Ve 18 Ağustos'ta yine eş zamanlı bir eylemlikle dedik ki anayasa ve kıyı kanunu uygula. Çünkü aslında çok temelde yaşadığımız problem mevcut yasanın uygulanıp uygulanmaması. Biraz önce bahsetmiştim. Yakın dönemde eski bakana nasip oldu Özlem Seki'ye. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Önce Denizler Halkındır adıyla bir proje başlattılar. Sonra isim tutmadı deyip Kıyılar Halkındır olarak değiştirdiler. Uzun süre içeriği saklandı lansmana kadar. Ama dendi ki işte hiçbir yurttaşımız denizden kıyıdan çevrilemez, herkesin erişim hakkı vardır kavramsallaştırmalarıyla ifade edildi. Tabii biz bekliyoruz detaylarını çünkü tam da öngördüğümüz şeye doğru gidecek. Şimdi kıyı meselesini Türkiye'de anlattığımız herhangi bir programda malum şirketin adını anmadan geçmemiz mümkün değil. Bir vakıf ismi görünümlü bir MUÇEV anonim şirketi. Belamız var. Çünkü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kıyıları MUÇEV'e tahsis ediyor. MUÇEV de alt kiracı olarak sermaye gruplarına tahsis ediyor. Ve işgal böylelikle tamamlanıyor. Yani şeyden başlıyor, Hatay'dan başlıyor, Artvin'e kadar MUÇEV'in kiraladığı, MUÇEV'e tahsis edilmiş ve MUÇEV'in de dolayısıyla alt kiralama usulüyle kiraladığı yerler var ve bugüne kadarki en büyük sıkışma aslında MUÇEV'den başlıyor. Şöyle söylemek mümkün, bakanlık bu projeyi açıkladığında ortaya şöyle bir tablo çıktı. Dediler ki 100 tane halk plajı açacağız. Şimdi yine plajların bizim açtıklarımız halka ait. Sadece onlar ücretsiz kısmıyla çitleme devam etti aslında. Ve sonra dediler ki işte bu halk plajlarına giriş ücretsiz olacak. Zaten bunun dışında da bir sorun yok. Peki. İkinci açıklama şuydu. Peki bu halk plajları nasıl olacak? MUÇEV'e tahsis edeceğiz, MUÇEV işletecek. İşletecek dendi bu arada. Ücretsiz işletme. MUÇEV bir anonim şirketi. Bir şirket kar amaçlıdır. Neden ücretsiz işletsin? Ücretsiz olmayacağını biliyoruz. Belki bir
ilk görünümünde işte bayramda seyranda her yeri ücretsiz yaptıkları gibi bir başlangıç yapılacak belki, ama muhtemelen işletileceği için o kıyılarda. Yani geriye kalan bir miktar daha koruyabildiğimiz kıyılara da bu sefer bakanlık aracılığıyla tekrar çökmüş olacak aslında. Bunun görünümü bu. Birkaç komik anekdot daha anlatalım. Mesela kıyılardaki en büyük işgaller, Derya Ada üzerinden de örnek verdi. Kurumların ya da doğrudan özel turizm şirketlerinin, yani otellerin çoğunlukla ve bazı restoranların işgali. Hacim olarak bunlar çok büyük yer kaplıyor. Ve bakan şöyle demişti. Otellerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yurttaşlar herhangi bir otelin kıyısını kullanabilir ücretsiz bir şekilde. O betonları ve güvenlikleri geçmeniz bile mümkün değil bildiğimiz üzere. Ve son aslında bakanlık tarafından ne yapılmaya çalışılıyor ve biz kıyıda olarak nasıl iyi bir yerde duruyoruzun göstergesi. Malum ki 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edilmişti. Peyderpey belli müjdeler açıklanıyor ve bu müjdelerden birisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki halk plajlarına emeklilerin ücretsiz girebileceği, ücretsiz şezlong ve şemsiye elde edebileceği gibi bir müjde verildi. Yani farkındaysanız aslında özelleştirme daha da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Açık olmasına rağmen Derya'nın da vurguladığı gibi, sizlerin de başta ifade ettiğiniz gibi, aslında mevzuat ihlal ediliyor. Biz şunu söylüyoruz. Suç işleri. Bu bir anayasal suç. Kıyılardaki gördüğümüz her işgal açık bir anayasa suçu aslında. Ve yargılamaların da buradan doğru yapılması lazım. Pek çok yerde davalar açıyoruz. Şunu da söyleyeyim, bununla tamamlayayım. Yılda belki hata yapıyor olabilirim. 2019 ya da 2020 yılında Datça Belediyesi'nin Datça'daki kıyıların Muçev'e tahsis edilmesine karşı açtığı bir dava vardı. Çünkü bu dava, bu tahsis belediyeye haber verilmeden, açık ihale usulü olmadan doğrudan Muçev'e tahsis şeklinde gerçekleşiyor. Ve belediye de diyor ki, hani böyle tahsis edemezsiniz, edecekseniz de ihale açacaksınız ve bizi de davet edeceksiniz. Ve bu dava Danıştay'a itiraz dahi reddedilerek kesinleşmiş bir şekilde önümüzde duruyor. Ve hukukçular bunu şöyle yorumluyor. Artık Muçev kiralamaları hükümsüzdür. Bundan sonra da Muçev kiralaması yapılamaz. Derken bakanlık kendi eliyle Muçev'e tahsis etmeye devam edeceğini söylüyor. Dolayısıyla aslında şunu vurgulamak lazım. Hukuki bağlamda elimiz güçlü ama yaşamın pek çok alanında olduğu gibi anayasal haklarımızı, kamusal haklarımızı savunuyoruz. Yani biz siyasi iktidarı ya da devleti kendi yasa koyucularıyla oluşturduğu mevzuata doğru çekmeye çalışıyoruz. Bir şekilde o kanunları uygulayın demeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de verdiğim örneklere, Derya'nın verdiği örneklere bakarsanız çok büyük bir sisteme karşı mücadele ediyoruz. Genelde kıyı hareketleri biraz böyle naif algılanır. Ya şezlongcular geldi gibi algılanır ama karşımızda gerçekten en güçlü sermaye gruplarının durduğu ve doğrudan sermaye karşıtı çünkü talebimiz. Yani bütün kıyıların özgürleştirilmesini talep ediyoruz ve sermayenin oradan çekilmesi gerektiğini, çünkü anayasanın da ilgili kanunlarında bunu hükmettiğini vurguluyoruz. Bu bağlamıyla aslında hem kamu kurumları, görevini yapmayan kamu kurumları, hem de kıyılara çöken sermaye gruplarına bir bütün olarak işledikleri suça karşı mücadeleye devam ediyoruz diyebilirim. Çok teşekkürler. Hem bizim yayınımızın süresi dolmak üzere, hem de Derya biliyoruz sizin yayın başlamak üzere. Ama son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da eksik etmeden alalım. Evet, burada bir de su ile kurduğumuz ilişkiyi yeniden bakmamız gerekiyor. Denizle, sulak alanlarla, burada da bir sorun oluşmuş durumda. Biz insanla suyun arasına tamamen betonlar çekmiş durumdayız ve bu ilişkiyi koparmış durumdayız. Bunu tekrar kurmalıyız ve biz gelecek nesiller için bu kaynakları artık daha tüketmeden, kıyıları sermayeye, ona buna vermeden önce iklim krizi için bütüncül planlama ve arazi yönetimi araçlarını yeniden geliştirerek bir su havzalarını ve belli yerleri de koruyarak, biliyorsunuz en az %30'un artık korunması gerekiyor. Dünyada böyle bir
söz birliği, anlaşma da var. Ve buraların doğal alanlar olarak kalması, hatta buraların insansız olması gerekiyor. Ki ancak kendini yenileyebilsin doğa. Tek gezegenimiz, muhteşem gezegenimiz ve bizim bunu gelecek nesillere aktarmak zorunluluğumuz var. Dolayısıyla da herkesin, her yerelin olduğu yerde bütün bu hak savunuculuğuna dahil olması çok çok önemli diyorum ve çok teşekkürler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sedat, buyurun, sesin mikrofonu açtınız, gördüm, buyurun. Çok kısa, çok kısa bir ekleme yapayım, bununla bitirelim isterseniz. Siz de açılışta duyurdunuz, Grant Think Vakfı 2024 ışıkları arasında olmak bizim için çok onur vericiydi. Şöyle de güzel bir kesişim oldu. İlk çıkışımızda belirlediğimiz slogan tam da sevgili Grant'ın aramızdan alındığı süreçte doğan Hepimiz Grant Think'iz sloganına çağrışım yapacak şekilde Hepimiz Kıyıdayız sloganımız. Sıklıkla bunu kullanıyoruz. Derya'nın söylediği biçimiyle yaşam alanlarımız, bir bütün olarak müştereklerimiz, ortaklaşa paylaştığımız mekanlarımızı korumak zorundayız. Çünkü hepimiz o mekanların parçasıyız. Ben de bununla tamamlayayım. Çok teşekkürler. Çok anlamlı ve zengin bir program olduğunu düşünüyorum. Emeklerinize sağlık. Biz de tekrar size teşekkür ediyoruz. Derya, buyurun. Kıyılar hepimizin diyerek biz de programı kapatıp Derya'nın programına isteyen dinleyicileri hemen davet edelim. Harika diyorum. Buradan da böyle bir duyuru yaptık. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz tekrar. Duygu, sana da çok teşekkür ederim. Ben müsaadenizle programı kapatıyorum o halde. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve İnsan'ın YouTube ve Spotify kanallarına abone olabilir. Ortaklaşa.net adresini ziyaret edebilir. Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi günler.